7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Bu program COVID-19 tedbirleri dikkate alınarak çekilmiştir. Yıkanmadık, perdeniz sürünüz, her şeye rağmen hep gülsün yüzünüz. Yerleri silerek aşınsa da diziniz, hep ne diyoruz? Temizlik bizim işimiz. Temizlik benim işimde son bölümle karşınızdayız ve son yarışmacımız Songül. Tam ismine yarışır oldu Songül. Evet. Son bölüme denk geldin. Son temizliği seninle yapacağız. İnşallah. Hazır mısın? Hazırım. Öyle bir temizlik yap ki temizlik benim işim tarihini seninle kapatalım. Evet. Akılda kalır bir temizlik olsun. İnşallah. Zaten tecrübelisin de. Peki ne hissediyorsun? Bilmiyorum, hiçbir şey hissetmiyorum şu an. Heyecanlısın. Heyecanlıyım. Ve bugün aynı zamanda 10.000 liranın sahibi de belli olacak. Bugün ne yapacağız? Son kez camlarımızı sileceğiz. Son kez elemi kederi atacağız. Ve temizlik benim işim olarak son temizliğimizi yapacağız. O zaman ne yapıyoruz? O beyaz tulumları bugün son kez giyiyoruz ve Songül'le temizliğimizi yapıyoruz. Siz de kısaca Songül'ü bir tanıyın. Bakalım haftanın son temizliği nasıl olacak? Hep birlikte görelim. Hadi koş. Songül Yıldırım, 37 yaşında, temizlik personeli. Evli ve 3 çocuk annesi olan Songül Hanım aslen Malatyalı. Nasıl Songül orası? Kadir bir de buralara tertemiz dedin. Ay, bu kadın için mi kendim ben atacağım camdan aşağı? Kız Songül ben sana bir orası için demedim. Bir bakar mısın Kadir, bir bak çamur. Kız sen de kirli evleri temizlemedin mi işkilikte gündelikteyken? Böyle ev temizlemedim. Songül Hanım temizlik benim işimde 10.000 lirayı kazanırsa çocuklarına tablet ve bilgisayar almak istiyor. Maşa avizede tam benlik. Maşallah Yıldız Sarayı. Maveli maveli ya daha var. Baksana şunların içi tüle bak. Maşallah. Ocağı bile folyoyla kapalı şu tembelliklerinden silmemek için. Yalnız aspiratör. Olay. Ne kadar şık bir duşakabin altı o öyle. Kız ben de yeni eve bundan mı yaptırsam? Şık duruyor aslında. Herkese merhabalar efendim. Evet Songül'cüğüm geç. Sezonun son bölümüyle karşınızdayız. Songül son eve girdik bugün. Ne hissediyorsun? Bundan tam 2 sezon önce ilk defa Nuran'la bir eve girdim. Nuran diye bir yarışmacımızla. Bugün de son kez seninle giriyorum. Adıma yakışır bir şekilde giriyoruz. Hadi İnşallah sezonu seninle kapatacağız. Evet, sezon finali, koca bir sezonu daha bitiriyoruz. 405. bölüm, 405. ev. Yani 400 hayat diyelim. Sonuçta her evin bir hayatı var, bir geçmişi var. Hepsini elimiz değdi. Nice insanlarla sohbet, muhabbet ettik mahalleliyle. Evet. Nasıl bir ev çıkacak acaba onu da bilmiyoruz. Kız Songül şöyle güzel kötü bir ev çıksa da şöyle hırslı bugün yapsak. Bu var ya içimizin şeyini anca o atar bizim. Hadi artık. Hadi nereden başlayalım? Salondan başlayalım. Salon şurası salona benziyor. Geç Songül. Sezonun son bölümünde Songül Hanım'ın temizleyeceği ev karşımızda. Evimizin salonu oldukça geniş ve çok eşyalı. Oymalı koltuk takımı, vitrini, avizesi, konsolu derken yarışmacımızı çok zorlu bir salon temizliği bekliyor. Bakalım Songül Hanım bu salon hakkında neler düşünüyor? Maşa avizede tam benlik. Maşallah Yıldız Sarayı. Hele aynaya, hele konsola, hele vitrine. Vay 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 vay. Pis değil ki bu, leş. Songül'ün odasındaki, oturma odasındaki gümüşlüğü dikkatimi çekti. O da kocaman bir şeydi. Onu da çekip arkasını güzelce temizleyip, çünkü benden beklemişti, ben de ondan bekliyorum bunları. Bu bardaklar, bu cam, bak bu camların iyi bir parıldaması lazım Songül. Her... Bu oymalı, kız sen niye kıvırıp yüzünü kameraya ediliyorsun? Gel. Avize de az daha biraz yüksek olay bir şeymiş. Songül Hanım'ı salondaki gümüşlükler ahşap olduğu için, motiflerim olduğu için biraz zorlayabilir, toz alması için. Biraz onlar zorlayacaktır Songül Hanım'ı. Siz hele camlara bakın, bu ne? Vaveli vaveli, ya daha var. Baksana şunların içi, tüle bak. Uuu, bunlara kuş mu yapmış? Salon camı berbattı, çamurdu. Onu o evde sadece camlar uğraştıracak. Yani tamam, son güne yakışır bir ev olsun dedik de bu kadarını da dememiştik. Mutfağa gidiyoruz. Songül Hanım'ın temizleyeceği mutfak bol miktarda dolabıyla dikkat çekiyor. Bu mutfakta ayrıca kirli bir buzdolabı, leş gibi bir aspiratör, tozlarla kaplanmış bir pencere, paslı bir petek ve daha birçok ayrıntı bulunuyor. Bakalım temizlik üstadımız Kadir burası için neler söylüyor? Wow, wow. Maşallah! Bugün ne kadar çok mobilya var. Songül ama yağ yok. Da çok. Çok ama silgeç. Mutfak dolapları çok fazlaydı. Eski ağaç olduğu için tozu bile göstermiyor aslında. O da temizdi. Mutfakta onu sadece de aspiratör ve camı zorlayacak. Ocağı bile folyoyla kapalı şu tembelliklerinden silmemek için. Yalnız aspiratör... Olay. Olay ki ne olay. Üstü müstü çok kötü bunun. Buranın da camı kötü. Bu evin camlarına hep kıran girmiş. Songül'ün mutfak camları kirliydi. Tıpkı oturma salonundaki gibi. Oraları da tertemiz yapmasını istiyorum. Özellikle de baktım, penceredeki o iç kısımlar bayağı bir lekeliydi. Bence burada en çok zorlayacak şey ocağın üstü. Şu aspiratör. Aspiratör. Ocakta da alüminyum folyo var. Bence güzel, ben beğendim. Mutfaktaki aspiratörü, evet o yağlıydı, el değilmiyordu. Oraya bakacağım, özellikle aspiratöre bakacağım mutfakta. Onu da silerse güzel bir puan alabilir. Çok kötü. Bizim işimiz de kötüyü temizlemek canım. Temiz evde ne işimiz var bizim? Yani temizler de temizler. Banyoya gidelim, sonra da güzel bir plan yapmamız. Buyurun. Kalk, kalk gidiyoruz. Evimizin banyosu kireçlenmiş duvarlarıyla karşılıyor bizi. Bu banyoda fayanslardan duş teknesine, kapıdan armatürlere, lavabodan zemine kadar her yer toz içinde. Üstelik banyo dışında bir de Alaturka tuvalet yarışmacımızın ilgisini bekliyor. Bakalım Songül Hanım banyo etabı için neler söylüyor? Oh oh oh, fayansların. Yalnız ben ömrümde böyle duşakabin altı görmedim. Ne kadar şık bir duşakabin altı o öyle. Cam tuğla. Camdan yapmış. Kız ben de yeni eve bundan mı yaptırsam? Şık duruyor aslında. Songül Hanım'ın duşakabini yok ama yerde taşlar var. O taşların içi zaten bembeyaz sabun kalıntısı olmuş. Oraları tellerse çok güzel çıkaracağını düşünüyorum. Songül bence banyon bal dök yala. Banyo sıkıntı değil, mutfak son ve salon. Son 5 dakika burası, son 5 dakika. Hiçbir şey yok. Son 5. Songül Hanım'ın banyosu oyalamayacaktır. Çünkü fazla aparatif bir şeyler yok ve fayanslara baktığında çok kirli bir fayans yok. Sadece kireç artıkları vardı. Duşakabini de yoktu zaten. Peki mutfağa mı gidelim salona mı? Bak sana sor, ben bilmem. Kendi fikrin, kendi şeyin. Nereden başlamak istiyorsan orası. Herkese şimdi dedim neden salondan başladınız diye. Evet. Bir kişi öyle yaptı. Ha. Genelde salondan başlıyoruz normalde. Evet, o zaman mutfaktan başlayalım. Ay şey, mutfaktan. Tamam, o zaman mutfaktan başlıyoruz. Songül Hanım'ın seçimi mutfak efendim. Tuvaleti de görelim mi? Aa, tuvalet yok. Peki, salon aklımızı başımızdan aldı. Banyo 15-17 dakikada yapması gerekir bence. Maşallah, buradan oraya. Songül, burada bir tek tuvaletin taşını yapacaksın. Sineklere bak, Allah sizi kahretmesin. İçine sarılarını görüyorsun, hep idrar. Son bir tek bunu yapacağız burada, başka bir şeyimiz yok. Tamam. Çok kokuyor, çabuk olun. Tamam hadi çık çık, herifin genzi yandı, çık. Beter olur da. Evet, mutfaktan başlayacağız, mutfağa gidiyoruz. Son temizlik. Ben bu adamı iki ay nerede bulacağım? Hadi sarıl bana, hadi sev beni, tutun şu adamı. Bu adamı göklere taşıyın. Çok midem bulanıyor, biraz sahteyim ama yapayım hikayeyi. Önümüzdeki sezon dış sesle devam etmiyoruz. Çünkü kendisinin artık emeklilik yaşı geldi. Ola getirsene! Of şuna bak! Dur dur dur. Oo hemen sen şimdiden su koyuverdin. Dur şu turşuyu bir tamamlayalım. Öyle değil, ovuştursana onu. Ya ovuştursana! Allah cezanı vermesin senin. Donuma kadar ıslandım. Lanet herif! Bıktım senden! Geç Songül. Evet. Songül bak, güzel bir planlama yap. Ve senden ricam lütfen temiz olan yerlere ellerini sürme. Onu daha önce ben söyledim Songül Hanım'a Kadir. Benden rol çalmayı bırak artık. O mu söyledi, ben mi söyledim Songül? O mu söyledi, ben mi söyledim? Hayır, şu an düşünemiyorum. Bence iyi düşün Songül. O mu söyledi? İyice düşünüp cevap verin Songül Hanım. Sen söyledin. Canımsın. Ben söyledim. Gördün mü? Ha. Ona göre benden rol çalma artık. Son bölüm. Bugünü size zehir ederim Songül Hanım. Hiçbir şey yap. Ben senin yanındayım Songül. Unutma. Ben buradayım. Tamam. Hiçbir şey olmaz bize. Unutma. Tamam. Bize hiçbir şey olmaz. Şimdi süreni başlatacağım hazırsan. Hayırlı olsun. Yeni bir düşman kazandınız Songül Hanım. Siz gülün gülün. Son gülen iyi güler. İki sezondur benim düşmanım ama ateş olsa cürmüm kadar yer yakar. Sen sakın sakin ol, tamam mı? Size güveniyorum. Canımsın benim. Bana hayatta hep sen bana orada güven. Da size güveniyorum. Aynen. Bak süreyi başlatacağım ve senden ricam temiz yerlerde oyalanmama. Hazır mısın? Temiz bir yer yok ki ama. Var var bak, şu taraflar temiz. Şuralarda çok oyalanma. 3, 2 ve temizlik benim işimde. Son süreyi son kez başlatıyorum. 3, 2, bir konfeti patlataydınız şöyle neşeli neşeli. Ben süreyi başlattım bile. Aa! Ha, kime sordu da başlattın? Kendim karar verdim. Yalan söylüyor, başlatamaz o. Başlattım işte Kadir. Ya sen kıza sordun mu da süreyi başlat? Sil onu. Hayatta da silmem. Süre başladı diyorsam başlamıştır. Hayır, sen kıza mimlendin o yüzden. Hadi oyalanmayın da başlayın. Songül süreni yiyor şu anda. Akıyor süre. Ben başlıyorum. Allah seni kahret. 30 saniyeniz geçti bile. Vicdansız herif. Ya yok yere yeni bir düşman kazandınız demiyorum Songül Hanım. Songülcüğüm sen korkma. Sen korkma Songül. Evet, son camı siliyoruz bugün. Burası neresiydi unut? Songül Hanım'a sor Kadir. Sen şimdi başlama bak, Songül zaten. Kabul et, ben demiştim. Tamam, dış ses dedi, tamam. Kapıda dedi ki, kız dedi temiz yerlerden oyalanma dedi. Ha? Bakıyorum da hafızan yavaş yavaş kendine geliyor Kadir. Aa, ben onu unuttum. Kadir başta hiçbir şey yok dedi ya. Kız senin de gözün kör olmasın, bu kadar çabuk dönme bari, biraz bekleyelim. Vallahi unuttum. Songül her zaman bize kendinin temizliğe gittiğini söylüyordu. Ama ondan güzel bir temizlik bekliyorum. Çünkü sonuçta evli ve anne. Bakalım nasıl yapacak temizliği, hep beraber göreceğiz. Ben bir kova su alayım. Ne acı ki şu güzelim ekipte bir düşmanınız var artık. Düşman da düşman, öldürüyor bu adam beni ya. Çekil. Bana ne? Çekilmiyorum yoldan. Ne kova alabilirsin ne de bez. Kız Songül şuna bir şey desene. Ya bugün Songül. Songül eziyeti bunlar. Ne kadar vicdansız bir adam ya. İntikamım acı olacak. Tamam hadi. Gel barışalım hadi. Hadi oradan sen de. Abi. Yapma bunu. Canım abim. Ben seninle küs değilim ki. Senin her zamanki halin bu. Ha teşekkür ederim. Bugün Songül'ün evini gördüğümde onu zorlayacak tek bir şey gördüm. O da camlarıydı, berbattı. Nasıl temizleyecek bilmiyorum. Vaktinin çoğunu camlara vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hele camdan çıkan siyaha bak. Küfe bak küfe. Sen hala şaşırıyorsun da Kadir. Burada da ilginç bir durum var. Songül Hanım alüminyum folyonun üzerine yağ çözücü sıktı. Ben tellere sıktım. Folyoyu söküp öyle sıksaydınız ya. Tellere sıktım. Kadir'le iş yapan da böyle olur zaten. Evet, 2 sezondur sen benden aynı bu şekilde yapıyorsun işte. Lütfen arkada topladıklarımı dökmeyelim. Allah cezanı vermesin senin lanet şey. Ne oldu? Azıcık eğleneyim dedim. Az kaldı aşağı düşeyim. Ya senin derdin ne ha? Kız söyle tepemden sıkma. Kız onlara şimdi sıkma kız. Tepemize akar, iş yapamayız. Bak senin yüzünden herifi paylayamadım. Senin derdin ne derdin? Derdim sensin sen. Kız Songül şimdi ona sıktın, tepemde akacaklar. Bir şey olmaz işte, pisliklerine güzel akıyor. Nasıl sileceğiz şimdi hemen? Sen yanlış yaptın, sen aşağıdan niye başlıyorsun? Kız önce şu çamurunu bir alayım, ben ona en son. Sana ne benim çamamın üstünde? Sen kendi dolaplarını hallet. Songül birbirinizi yemeye başladınız sonunda. Kız Songül senin gözün kör olmuyor. Mutfak camı da çok kirliydi ve siyah lekeler vardı. Mermerinde de aynı şekilde, doğramaların içleri de çok kirliydi. Hem yağ çözücü sıktınız hem de telliyorsunuz dolapları Songül Hanım. Ama baksana yağ içinde. Yağ içinde olabilir ama ahşap tellenmez ki. Zaten cilalı bir malzeme o. Bu yağ böyle başka türlü nasıl çıkacak? Bana sorarsanız o kadar da yağlı değil. Vallahi yağlı. Durun yakından bakacağım. Allah sizi bildiği gibi yapsın Songül Hanım. Eldiven bile yapışmıyor. Bak, şuraya bak, siyah. Şimdi bak. Yağ var. Siz bu mutfakta kaç tane kapak olduğunun farkında mısınız? Kapakların hepsinde var. Hepsine yetişemezsiniz ki Songül Hanım. Vallahi kızdırmayın beni, atarım Kadir'i aşağı. Beni buldu sanki. Beni anam senin için doğurdu. Herife bak, eline geçiyor. Sanki çöp poşeti atıyorum aşağı diyor. Kendi doğurduklarından taş aşağı, çekil. Hayatta çöp atmam aşağı. Aa, adama bak. Ama yağlı esnaftan, yani buralar siyah. Yapışmıyor ama yağlı. Songül Hanım o mutfaktan 2 saatte çıkacağını düşünüyorum. Belki 2 saati de geçebilir. Aman elmalı, yar üstüne konmalı. Tananaynine naynine nom tininini. Bugün bol bol şarkı türkü söyleyelim. Bugün Songül. Oldu canım. İstersen düğün salonuna çevirelim seti. Halay da çekelim vallaha. Kız Songül ister misin bir davul zurna gelse de şöyle bir halay çeksin. Ay gelsin şurada halay çekelim. Sana bir sürprizim var. Finali bu evde çekmeyeceğiz. Nerede çekeceğiz? Sürpriz. Ya senin sürprizlerin hiç hayra alamet olmuyor ya. Gözlerini kapatıp götüreceğim seni. Gözlerimi kapatıp götüreceğim beni. Kız bana bak, sezonun sonunda bu beni dereye mereye atar ha. Vallahi abi işimizde kalmadı bundan der. Biz arkandayız Kadir. Sağ ol Songülcüğüm. Ben biliyorum, halk benim arkamda. Mutfak dolabı sadece ocağın üstündeki yağlıydı ama bizim kadar değildi. Bu yüzden de onu oyalayacağını sanmıyorum. Temizlik Benim İşim'in bu haftaki birincisi, son birinci anons ettiğim yarışmacı... Nasıl Songül orası? Kadir bir de buralara tertemiz dedin. Ay bu kadın için kendim ben atacağım camdan aşağı. Kız Songül ben sana bir orası için demedim. Bir bakar mısın Kadir, bir bak çamur. Kız sen de kirlerileri temizlemedin mi işkilikte gündelikteyken? Böyle ev temizlemedim. Bu millet nasıl temizliğe gidiyor, ben anlarım. Her gelen diyor ki ben böyle eve gitmedim. Ne güzel, sizlere de gidip temiz evi süpürüp böyle eve hiç temizliğe gidilir mi hiç? Aa, asıl marifet orada. Ben canımı sokakta bulmadım. Ona göre de ücret isterim canım. Yalnız bakar mısınız? Gel buraya gel. Hakikaten de kaşla göz arasında parlatmışsın camı Kadir. Telledin bir güzel, bak kabası. Bu sadece kaba alınmış haline bak. Ayna. Yine yaptığın işi abartıp duruyorsun Kadir. O kadarını ben de yaparım. Bak gör nasıl oldu. Aynı mı oldu şimdi? Aynı oldu tabii. Ben salak mıyım, burayı telliyorum bir saat? İtiraf etmene sevindim. Güvertileri görüyor musun bak? İşte senin yapacağın temizlik bu kadar. Zaten eğer bunu yapsaydı benim adım Kadir Ezildi olmazdı. Songül Hanım'ın mutfaktan başlamasını doğru buldum. Fakat ilk girdiğimde suyu çok kirliydi. O suda tekrar bezini sıkıp tekrar mutfak dolabını sildim. Bu benim hoşuma gitmedi. Yani mutfağı çok yağlıydı. Biraz yağ sökücüsünü sıkıp bekletebilirdi. Salondan başlamasını tercih ederdim açıkçası. Songül Hanım'ın dolabı şöyle zorlayıcıydı. İşlemeleri falan olduğu için o şekilde zorluydu. Yoksa böyle çok yağlı bir dolap değildi. Songül'ün temizlik yapışı normaldi benim için. Yani ekstra evet biliyor diyemem. Ne oldu Songül Hanım? Ay patladı orası. Neresi patladı? Sürpriz patladı. Ucu açık. Zaten sigorta dağıttı. Aman dikkat edin. Çarpıldınız mı yoksa? Ya fark etmeseydim çarpılacaktım zaten. Ama baksanıza uçları da ortada. Fark etmedim. Nasıl fark etmediniz? İyi misiniz peki? İyiyim sadece şu an biraz. Yok yok çok gerildiniz siz. Ama haklısınız. Elektrikle şaka olmaz. Gelin bir mola verelim. Sürenizi de durdurdum. Düşünün yani. Beni bile korkuttunuz Songül Hanım. Biraz daha şey olsaydı gidiyordum yani. Hayırdır nereye gidiyordunuz? Öbür tarafa. Tövbe tövbe olur mu hiç öyle şey? Oturun da biraz soluklanın. Vallahi hala elleriniz titriyor. Songül temizlik işçisi yapabileceğini düşünüyorum. Ama bir yerde endişem var çünkü çok ağır hareket eden bir insan. Maazallah başınıza çok da ciddi bir şey gelebilirdi Songül Hanım. Ve bakın yanınızda kim var? Fark ettim. Ya bakın görün Kadir Bey nerelerde Allah bilir. Kız ne oldu? Elinin körü oldu Kadir. Bir şey diyeceğim 2 dakika. Ağlıyor mu gülüyor mu? Hayır sinirlerim boşaldı çarpıyordu zaten. Ne patladı burada? Az önce bir pat diye ses duydum. Bakma öyle gözümün içine. Bakarım Kadir. Songül Hanım sabahtan beri sana güvendi ama netice ne? Zor anında yine yanında ben vardım. Ya ne yaptın Allah'ını seversen? Zor anında ne yaptın? Su verdim, peçete verdim. Verdi, peçete verdi. Göz yaşımı sildi. Sen buna bir şey mi sıktın kız? Hayır şunu da şöyle silerken pat. Kıl payı kurtuldum yani. Evet sesi taşı içerilere geldi de nasıl kellen patlayabildi? Şu uçlar açık ama fark etmedi. Biz onları Kadir siler diye açık bırakmıştık ama. Ekibim sağ olsun. Sezon sonu büyük şovlar peşinde. Bir şey diyeceğim, dolapların üstü güzel oldu, okey. Şu altlar falan birlikte şey kaldı, onları da... Tamam, bu da bitti, bu da bitti, petek de bitti, burası komple bitti. Sıra aspiratörde, aspiratör zor, bu yağ içinde. Mutfakta benim gözüme ilk çarpan aspiratör oldu. Çünkü aspiratör daha çok kirliydi. Aspiratöre özellikle bakacağım. Sağına, soluna, ızgarasına her şekilde bakacağım. Gel bunu sök, nasıl söküyorsun? Ah, nihayet elime düştüğünü kabul ettim. Biz sana muhtacız, sen olmasan yaşayamayız. Sen bizim dalağımızsın, böbreğimizsin. Abim, daha nasıl şaşartabilirim seni? Sensiz yaşayamam. Gel buraya. Sensiz ben bir hiçim. Sensiz ben bir hiçim. Hah, sen cacıkta sarımsak gibisin, sensiz lezzet olmuyor. Karnın yarıkta kıyma gibisin, tane tane dökülmen lazım senin buralara. İmam bayıldı severim ben. Olur, imamı da bayıltırım ben senin için. Papazı kaçırırım, yeter ki gel bunu sök. Tamam. Ay hiç bu kadar yalak olmamıştım, Allah'ım sen beni affet. Songül Hanım'dan çok güzel bir mutfak bekliyorum. Özellikle aspiratörünüz... Çok iyi bekliyorum. Al söktüm. Evet abim söktü. Allah razı olsun. Şu fırının üzerine koy da ne kadar pis olduğu anlaşılsın. Şuna bak. Songül Hanım bunu en başta söküp sonra da müdahale edecektiniz. Songül gel hemen buraya gel. Çabuk buna gir. Bunun üstüne çöp poşeti ört Songül. Sen çünkü biraz dağınık çalışıyorsun. Yani ellerin sulu sulu Songül senin biraz. Normalde Songül girsin kurulmuş. Altına. Çabuk aç Songül hadi. Varaklar var daha avize var daha. Avize sende Kadir. Songül hadi hadi hadi. Oh! Sabahlara dayanamam Osman Aga, yalancısın inanamam Osman Aga. Sabah olsun çarşıya gidelim, sabah olsun çarşıya gidelim. Sabahlara dayanamam Osman Aga, yalancısın inanamam Osman Aga. Eleme kedere veda ediyoruz. Oh. Hadi 405. ev, çabuk, sık. Oh, 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 oh. Ver bakalım, ya teli versin, geri ver. Sıktım ben Kadir. Hadi abim, teli ver bana. Ne yapıyorsun Kadir? Abim, ben bu adamı hikaye nerede bulacağım? Hadi sarıl bana. Hadi sev beni. Anladık, seviyorsun da bu kadar da abartma yani. Tutun şu adamı. Bu adamı göklere taşıyın. Bu kadar da yalakalık biraz fazla oldu sanki Kadir. Çok midem bulanıyor. Biraz sahteyim ama yapayım hikayeyi. Allah beni kahretsin. Kahretmesin tabii. Ben... Evet, bakın görüyorsunuz. Mutfakta tabii ki gözden kaçırdıkları olacaktır. Ama ben yine de detaylı bir şekilde, ben de aynı şekilde bakacağım. Kadir, farkında mısın? Elindeki son aspiratör teli. Evet, ne kadar mutluyum. Son aspiratör teli. Yarın yok artık. Evet, yarın yok arkadaşlar. Bundan sonra uzun bir süre yok. Oh. Beni özleyeceksiniz biliyorum, özleyin. Allah ömür verirse önümüzdeki sezonda inşallah sizinle birlikte olmayı diliyoruz. Rabbim nasip ederse. Benim niye bundan haberim yok? Sana söylemediler. Ben yok muyum yoksa? Seni bugün boşuna mı bu kadar övdüm ben? Yok canım. Son görüşümüz. Ciddi misin Kadir? Maalesef ki önümüzdeki sezon dış sesle devam etmiyoruz. Çünkü kendisinin artık emeklilik yaşı geldi. Hadi oradan dalga geçme. Emeklilik yaşı geldi. O yüzden artık kendisini emekliliğe ayırıyoruz. Cidden ben yok muyum artık? Maalesef. Ben bunu sana söylediler zannediyorum. Ben bunu neden senden öğreniyorum şu anda? Ya her şeyin kötüsünü ben söylüyorum bu adama. Sonra vallahi beni mimleyecek ha. Buradan yapımcılarıma sesleniyorum. İşten atıldığımı Kadir'den mi duyacaktım? Sana bir şey diyeyim mi? Bu beni şeye, neydi o? Ne diyorlar ona? Suikaste kurban götürür vallahi. Ayağımı kaydırdın. Başına her şey gelebilir. Ben şimdi bileyen deterjanı niye buraya döktün? Dökmedim, koydum. Bu yüzden gidiyorsun sen. Programı zarara uğrattığını söylediler. Önümüzdeki sezon... Ama ben de dedim ki abim olmazsa ben de olmam dedim. Dedin mi bunu cidden? Dedim ve bana da cehennem ol dediler. Bunlar ne yapmaya çalışıyorlar Kadir? Kendi başlarına iş yapmaya çalışıyorlar. Duyduğuma göre Kenan'la konuşuyorlarmış. Kimle konuşuyorlarmış? Kenan'la. Onları Kenan yerlerinde çöle deren, benim öyle bir şeyden haberim yok. İstedikleriyle çalışabilirler. Bezi yıkadım, harika oldu Kadir. Sana da son gün bir iştah geldi. Songül Hanım'a yardım etmiyorsun dediniz. Ben de bezini temizledim işte. Sabun içinde bu bez. Sabunlu falan değil, durulama bezi o. Böyle bir şey durulamaz bu. Kadir bak, beni azarlama, sonun fena olacak. Kız al şunu. Ya sen niye deterjanları döküyorsun? Bağırıp durma. İki tas deterjanı döktü. Dilinden tükürükler çıkıyor ağzımdan. Al. Vallahi mis gibi oldu, görüyor musunuz? Ayna ayna, çal çal oyna. Bak 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 kız. Nasıl güzel oldu ama. Ne koluna sağlık Kadir. Şunun alt kısmı bak. Demek seneye ben yokum. Seneye yoksun. Daha parayı goruna mı götüreceksin? Git de otur yazlığında. Ben o mutfağı hani tertemiz bir şekilde bekliyorum. Kapısına kadar. Şimdilik size sezon finali diyoruz. Çünkü daha abimle biz karar vermedik. Devam edelim mi, etmeyelim mi? Artık bu saatten sonra kiminle karar vermen gerekiyorsa onunla karar verirsin Kadir. Sen git Zeynep'le karar ver. Zaten bir şey diyeceğim. O biraz herhalde o fitlemiş. Kimi fitlemiş? Yapımcıları. Aa, ciddi olamazsın Kadir. Ya öyle ofiste çok dedikodu dönüyor da. İşte dış ses ortalığı karıştırıyor. Ondan sonra işte deterjanları falan fazla kullanıyor falan diye. İş deterjanıma bile vardı yani. Sponsorları falan galeyana getir. Bir iki şişe eve götürdüm diye mi bunca tantana? Galiba bulaşık tableti çok alıyormuşsun. Sette dedikodu var. Ama o da pahalı Kadir. Allah cezanı vermesin. Sen de bir tane al. Haftada 2 paket alırlar mı? Kaç tane bulaşık yiyorsunuz? Sanırsanız yemekhane çalıştırıyor evde. Kadir, ortalığı karıştırma. Bir ben mi alıyorum? Herkes alıyor. Dedikodunu yapmışlar. Ama senin maddi durumun iyi yani. Hani o kadarını almasan tabii böylelikle zengin oluyor adam. Maddi durum böyle. Hesaplar yaparak iyi oluyor. Ya sen derede çamaşır yıkan Ezo gelin gibi ol. Ben de harcasam sonum senin gibi olur maazallah. Neyin varmış benim? Ben ne harcıyorum? Tamam Kadir, sakin ol, aramızda. Aa, ben ne harcıyorum acaba? Benim harcadıklarım senin yanında solda sıfır kalır demek istiyorum. İkimiz bir olursak Zeynep'i gönderebiliriz. Zeynep mi? Diyeceğim, sezon finalinde bir sürpriz yap. Bir Yıldırım hikayeyle onu bir yollasak biz. Yollayalım mı? İşin son maaşını yazar. Bak bak nasıl gizli gizli dinliyor bizi. Bence bunu yolla. Bunu yolla. Bu beni anlayana kadar akşam oluyor. Bence bunu yolla. Onu yollarız, kolay. Ya bunu da yollayalım. Önümüzdeki sezon kimse olmasın, senden ben. Sen beni çekersin, ben siler süpürürüm. Sen beni çeker misin? Sen görünmeyeceksin ya, o yüzden. Mecazi olarak söyledim Kadir. Ha, çekerim. Aman 2 sezondur çekmişim. 2 sezonda verem olmadıysam daha da olmam. Ben senden. Hah, 3 kere yıkadı o bezi en az. Yıkadım, hatta parmaklarımı da sildim bir güzel. Songül, Songül aspiratörü bitirmeden niye çamaşır makinesine baktın? Bitti mi bu aspiratör? Şurasını sıkamam, bak, Songül, bak şurayı görüyor musun Songül? Tellerimi alıyorsunuz siz hep ama. Allah seni kahretmesin. Telimi alıyorsunuz. O öyle çıkmaz. Abim şöyle bak. Onu şöyle bastıra bastıra geleceksin. Mutfaktaki çamaşır makinesinin arkası kirliydi. Yanları da o şekilde ama çıkmayacak bir lekeler yoktu. Onu da bakacağım. Yani evin her bir köşesi yağ, üstüne her yer oyma mobilya. O da yetmezmiş gibi aynaya varana kadar kireç. Ayna da varaklı. Burası bile varaklı. Baksana kireçler bağırıyor. Varak 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 varak. Vaa komiyim ha. Kireçten görünmüyor ama nasıl ki o mutfaktaki oyma dolapların yanını kazdıysak bu kireci de son kez telleyeceğiz. Çamaşır makinesine baktım, içini zaten temizlemeyecektir. Deterjan kısmını temizlemesini bekliyorum. Arkaları yanları pisti, orayı da çekip temizlemiştir. Songül dolaplarda oyalandı. Çünkü dolabın mobilyaları vardı. Onları bayağı bir kazımakla meşgul oldu. Doğru da yaptı açıkçası. Dolap temizlemesini gerçekten beğendim. Mutfakta buzdolabına baktığımda o kadar kirli değildi. Tabii ki iç detaylarına bakacağım. Raflarını, yumurtalıklarını tek tek yıkamasını da bekliyorum. Çabuk. Evet. Bitti. Gene arkası dönün. Kız şu önünü dön. Allah cezanı vermesin senin Songül. Songül diyoruz. Onda da sırtın dönüşse. Kız Songül sonunda yağla mutfaktan çıktık. Evet. Evet cam, kapı, petek, dolap, musluk, ayna ne varsa bitti. Şimdi asıl iş salonda. Çünkü her yerlere oyma. Sen bu işi sorma. Nasıl bitecek? Kadir yapma bunu. Yarışmacımızı dolduruyorsun. Sonra dramını çekmek bize kalıyor. Neyin dramını çekiyorsunuz? Ne dramı? Songül Hanım'ın dramını. Kız Songül'e sen hiç yüzün gülmüyor. Sanki zorla gelin gelmiş gibisin bu eve. Figen'in nazarı. Bak eğlenmemiz gerekiyor. Figen'in nazarı değdi bana. Vallahi Figen güpür güpürdü. Çenesi de vardı, eli de vardı. O maşallah her yerde hiç susmuyor. Biraz neşeli, enerjik olmamız lazım. Enerjik olmazsanız sonra programı izlerken üzülürsünüz Songül Hanım. Bir de bakarsınız ki 4 saatlik temizliğiniz 15 dakikada bitmiş. Sana söyleyeyim. Montajcı arkadaşlarıma bir telefon açmama bakar. Benim bile sesimi kestittiriyor. Oluyor. Mecbur kalırsam yapıyorum tabii. Montajcılara da ben sonra soracağım. Öyle bir tatile girelim ofiste bak nasıl basıyorum ben. Hiçbir şeycikte yapamazsın Kadir. Hazır mısın? Hazırız. Önce o Michael Jackson'ın bacısının çillerini bir silelim yüzünden. Hayır. Sonra doğru salona giriyoruz. Tamam. Ele yüzün gör sen kendin tanıyamazsın. Ya. Vallahi şu an billahi. Zaten bakıyorum tanıyorum. Evet. Merak etmeyin Songül Hanım. Şimdi üzerinizi değiştireceksiniz. Bu arada mutfakta geçen süreniz de tam 2 saat 40 dakika. Bana sorarsanız gayet iyi. Şimdi gelelim salona. Oymalar. Tahtalar, vitrinler, avizeler. Hazır mısın? Hazırım. Enerjik bak. Yüzünde hihi göreceğim. Hadi yürü. Hadi bakalım. Evet salonda 80'lere dair bir salon temizleyeceğiz. Görüşmek dileğiyle. Varak temizliği nasıl yapılır göreceğiz. Varana bak bak. Elinde mili, bülbüldür dili, mehlenim gülü, meşre hanım. Salona gidiyoruz. Mutfaktan 2 saat 40 dakikada çıkması normal aslında. Çünkü camı dediğim gibi oyalamıştır. Dolapları pis olmasa da fazlaydı. Songül geç. Evet, daha girer girmez yumruğu yedim gene. Ev değil, Yıldız Sarayı mübarek. Sanki Dolmabahçe'yi temizliyoruz. Her yer oyma. Songül hazır mısın? Hazırım. Tamam, süreyi başlatacağız. Planın ne? Onu anlat. Ne yapacaksın? Planım önce şu fazlalıklardan, çöplerden kurtulmak. Tamam. Önce komple süpürüp cama girişmek. Cama girişmek. Bence bir şey diyeceğim. Yerlerde çok süpürmelik bir şey yok. Zirzibil yok. Burayı silerek çıkarız. Vakit kaybetmeyelim hiç. Halıyı süpürelim. Tamam halıyı süpürelim o zaman. Hadi koş süpürgeyi al gel. Patlama sende ne? Sinirlenme de senin bu oymalı mobilyalar için bir temizlik taktiğin var mı onu söyle Kadir. Yani bunlara dediğim gibi o mikrofiber bezi sulu yapıp içlerine yedirmek lazım ama diş fırçasıyla da bir yandan fırçalamak gerekiyor. Çünkü kuruduktan sonra tekrar belli oluyor kir üstünde. Öyle bir sıkıntımız var. Yok bu kadın kamera arkası seviyor vallahi. Kadir kamera arkası demişken bir komşu kızımız geldi. Senin hayranınmış. Müsaaden olursa onu alalım mı? Getir bakayım al. Buyurun küçük hanım sizi böyle alalım. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsınız? İyiyim sağ olasın. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Gel böyle gel kamera görsün seni de. Buradan el sallayalım herkese. Merhaba. Kaç yaşındasın? 11. Maşallah. İzliyor musun Temizlik Benim İşim? Çok. Evde yapıyor musun? Evet. Anneme çok yardım ediyor. Ay maşallah. İyi 11 yaşında. Yavaş yavaş. Ağaç yaşken eğilir işte. Gördüğünüz gibi genç nesli temiz yetiştirmek için uğraşıyoruz. Resim çekilelim mi o zaman? Olur. Hadi gel. Gel. Songül'cüğüm kusura bakma. Her yerde böyle hayranlarım. Gel böyle otur. Şimdi seni biraz bizi kıskanıyorlar. Ver ben böyle çekeyim. İsmin neydi bu arada? Ecrin. Ecrincim çok memnun oldum geldiğine tekrardan. Buradan söylemek istediğin bir şey var mı ekranlara hazır çıkmışken? Dış ses abiyi daha çok seviyorum sizden. He? Evet. İşte bu. Gel sana bir sarılayım. Kız daha o zaman niye benden resim çekildi? Getir onları sileceğim. Şaka yaptım. Kadir görüyorsun değil mi? Nasıl da kandırdı ama. Peki bir şey diyeceğim Ecrincim. Yeni nesil çok akıllı. Geç hadi otur şöyle. Yeni nesil bomba gümbür gümbür. Çok akıllı ama değil mi? Sen benden maytap geçtin he mi? Şaka yap. Şaka yap. Şuna hava attın bana Kadir. Senin gözün kör olmasın. Şu adama karşı yapma bari. Peki bir şey diyeceğim. Yüzünü görmeden neyini sevdin ama dış sesin? Yüzünü bile görmedin. Bir yolda karşılaşmıştık. Nerede karşılaştık? Tanıdık. Kesin hile var bu işte. Hayır. Hayır. Torpil, montaj. Hayır. Tanıştınız demek ki. Hayır, tanışmadık. Bir yolda karşılaştık. Tamam, yolda karşılaştınız. Sana kesin dedi ki bu programa gel, beni için kaç para verdin? Hayır, bir şey yemek yapma. Mi aldı sana? Hayır, bir yemek şey yapmadı. Hayır. Defterlerini mi aldı? Hayır. Bir şey yapmıştı. Bir şey yapmadı. Ben bu kızımızı çok sevdim. Ben sana birincilere verdiğimiz madalyadan bir tane hediye etmek istiyorum. Geleceğini biliyormuşum ya hani. Hadi bakalım madalyamızı takalım. Teşekkürler. Hiç gerek yoktu. İnşallah büyüdüğünde bu madalyayı hak edersin. Sana güvendiğim için veriyorum. Temizliği de öğrenirsin dış ses abinden. Çünkü çok güzel temizlik yapar o. Peki memnun oldum. Teşekkürler. Beraber resim çektik. Sen bunları paylaşırsın. Etiketle beni olur mu? Tamam. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Annengile selam söyle. Bir arada benim resmimi çeksinler. Hadi görüşürüz. Güle güle. Hoşçakalın. Her yerde rezil ediyorsun beni. Her yerde. Bu var ya bu kız kesin torpil. Ben biliyorum. Ben evet. Bu iş içine bir kız. Benim adım Kadir. Kadir. Bak boynuna bile madalyayı hazırlamış gelmiş. Evet kaç ama gündür herkes Kadir diyor. Bu işte kaç gündür, iş var. Kaç yıldır tatlım. Hayır yani ben buradayken. Bir, Temizlik Benim İşim tarihinde sezonun son 10.000 lirasını kazanan, son iyi temizliğini yapan, bu haftanın birincisi, gönüllerin birincisi, 10.000 liranın sahibi, Temizlik Benim İşim'in bu haftaki birincisi, son birinci anons ettiğim yarışmacı... Getirsene. Of şuna bak. Yeter tamam hadi. Dur. Oo hemen sen şimdiden su koyuverdin. Dur şu turşuyu bir tamamlayalım. Sen bunu tut ben dökeyim. Tamam gel dök. Donuma kadar ıslandım. Ne var bunu dökmekte? Al. Öyle değil ovuştursana onu. Pis suyu dökme. Oğlum elinden. Abim şuradan su al dökerken de ovuştur. Yoksa olmaz ovuştur. Ya ovuştursana. Ben önce yumuşatıyorum. Öyle olmaz. Ola. Allah seni hidayet. Sen şu leğen al. Sen şunu tut. Bak yoksa yere dökülür. Bırak şunu. Kız Songül süren gidiyor. Songül Hanım siz tutun şunu. Ver şu suyu bana. Allah seni kahretmesin ver. Songül Hanım'ın biz salona girdiğimizde vakti çok azdı ve daha vitrini duruyordu, kapısı duruyordu. Ben yetişebildiğini düşünmüyorum. Yemek masasına gelince de yemek masasının alt kısmına özellikle bakacağım. Örümcek ağları var mı? Oymalarına bakacağım. Oymaları da tek tek silinmesini istiyorum. Silmiştir de umarım. Songül'ün çamı sildiğini gördüm. 2 tane kova vardı yerde. Bir tanesi inanılmaz kirliydi. Elindeki bezi yıkamak yerine sürekli yer değiştirip aynı şeylerle siliyordu. Yani aynı detaylı bir şekilde sürekli aynı yere dokunuyordu ve dokunduğu yerden de çamur akıyordu. Ve bunu bütün arkadaşlarımız gördük. Songül ele bir aheste cam siliyor ki öldürdü beni. Çamur resmen. Kız çamurdan hızlı silmeyi bilmiyor mu sen kız? Hızlı siliyor. Daha bu camı bir de durusuyla sileceksin ha Songül. Aynen öyle. Kadir bak sana ne göstereceğim. O sondaki 10 mu 30 mu? 30. 3 saat 30 dakika Songül. Şaka değil mi? Yarım saat son. Kadir ben ne yapayım şimdi? Sen bence o camdan kafanı uzat, elini aç, Rabbine yalvar. Camları temiz bekliyorum evet. Çünkü Kadir Bey de diğer oradaki mobilyaları temizliyordu. O sadece kendini camlara vermişti. Evet, dakikaları azaldı. Salondan çıkmak üzereyiz ama bugün neyi görmedik? Son kez bakalım sular ne kadar kirleşti onu göreceğiz. Evet. Şimdi hemen buradaki minnacık kabımıza suyumuzu doldurduk. Bakın ne kadar şeffaf ama aslında sular bu kadar masum değil. Çubuğumuz griyle şimdi onu pembeleştiriyoruz. Evet, çubuğumuz son kez pembeleşiyor. Hazır mısınız? Ve gördüğünüz gibi çubuğumuz pembeleşti. Bir sezondur ne diyorum, sularımız kireçli. Kireç dediğinde nasır gibi her yere yapışır. O yüzden o nasır evden kazımak için temizliğimize devam edeceğiz. Haydi buyurun. Songül Hanım'dan bu kadar büyük ve bu kadar çok eşyanın içinde atlamış olduğunu düşündüğüm yerler var. Onlara da bakacağım ama ben ona not vermeyeceğim. Salondaki vitrinlerin dışları çok tozluydu ama içi gayet temizdi. Tabii ki orayı da silmesini bekliyorum. Evet, finale dakikalar kaldı. Evet, canımız çıktı. Varaklar canımızı çıkardı vallahi. Hadi sen de şu vitrine gir. Masaya şimdi çıktım masadan. Bana bak leğen su al gel. Hayır onları bırak. Vitrinin dışına gir. Daha tuvalete yetişeceğiz. Vitrinin içini yapmayacağız. Dışını bitir yeter. Bu kadar varağın içinde onun içine mi girilir? Tertemiz su verin. Bağırtmayın beni. Bismillahirrahmanirrahim. Hep böyle kilitli şeyleri açmaya bayılırım. Bence iddialı bir rakip değil. Çünkü temizliği benden çok bez tutuşu ya da benden çok hızlı değil. Bu yüzden de hiçbir zaman onu rakip kendime görmedim. Hadi artık tuvalete. Son dakikalarda da orayı halledelim. Hele bunun tatlılığına. Al onu anneannene götür Kadir. Hele bunun gırlılığına. Hadi tuvalette görüşürüz. Tamam. Hadi yürü. Banyoya ben 10 dakika... veriyorum. Yani ancak kalır diye düşünüyorum. 10 dakikada da yapar zaten. Şunu ver. Çabuk Songül. Kadir, Kadir. Allah cezanı vermesin senin. Donuma kadar ıslandım. Lanet herif. Bıktım senden. Pardon Kadir, gaza geldim. Gaza geleceğine bir işin ucundan tut. Allah'ım sen bana sabır ver. Ya Rabbi ya Resulallah. Songül Hanım'ın zaten duşakabin yoktu ama içerisinde kireç lekeleri çoktu. Onu da bir tel yardımıyla tek tek fayanslarını ovalamasını bekliyorum ve orayı da tertemiz bulmak istiyorum. Songül hadi Songül hadi. Alın kullanın bunu. Ne o? Bunu da kullanın. Süngerine tükürdüğümün herifle. kadar temizdi ki inanılmaz şekilde Songül'ün banyosunun taşlarında hiçbir pislik yoktu. Bu yüzden 10 dakika fazla bile ona. Hadi artık tuvalete geçin. Kapat yürü. Songül hadi! Kız yürüsene Allah cezanı. Allah cezanı. Kız bırak tamam bırak. Bırak kapatsınlar bırak. Geç. Geç. Telimi orada bırak. Son dakikalar. Hadi. Ya, hadi Allah cezanı vermesin seni. Alt arkasında çok çıkmayacak bir leke yoktu. Sadece arka kısmında sapsarı bir leke vardı. Biraz büyüktü. Orayı deterjanla çıkar. Hadi son dakikalar, son banyo, son tuvalet. Yeter son gün dök. Dök. Kulağımın içine girdi. Kız ne döktün oraya? Kireç sökücü. Sıkma şunu. Al. Al sık. Hayır az önce kime şey kreşti. Şeyden ver şunu ver bana. Ya çok kötü yapıyor. Evet bu son bölümün evet, şerefine evet. Döküyorum. Dök. Çabuk 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 çabuk. Eldiven al eldiven. Al sana bak eldivenlerimi söküp veriyorum. Şok. Hadi Songül al. Hadi son temizlik 405'in şerefine hadi. Gurur duyuyorum seninle. Bir Kadir Ezildi geçti ekranlardan geçiyor. Önümüzdeki sezona kadar izinli ve tatili dinleyeceğim. Bir de Songül geçiyor. Hadi Songül. Hadi. Oo mastika mastika. Oo şişe dolana enena. Alayım sana bir kutu boya. Boya kendini boyadan boya. Bilerinde daire. Songül ne yapıyorsun söyle. Lavaboya şu an yapıyorum. Tuvalet kız ne lavabosu? Tuvalette şu anda Songül. Songül'ün şu anda canı çıkmış durumda. Songül çabuk. Çabuk çitile Songül'cüm. Belanı kaldırsın senin. Aa! Kadına cilcim. Ay kadına cilcim. Kadına cilcim ettin ya. Vallahi su oldu. Sen niye rahatsın? Bunun içine su dolduracaktım. Allah cezanı vermesin seni. Kız. Vallahi şiddet uygulanıyor bana görüyorsun. Bu kadar şiddete rağmen ben 405 bölüm temizlik yaptım ya. Kız şöyle bir yan dön kız. Kız şu heriften sopa yiyorum vallahi seni korumak için. Songül Kadir, hadi Songül. Kadir bunlar kurumuş çıkmıyor. Tam çıkmıyorsa bırak kız çıkmıyordur bırak. Çıkmıyor. Isıracağım şimdi parmağını. 10. Aa son saniyeler. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1. Ve ben bir... Dünyanın işini yaptık bir de birlikten zoppayı. Sezonu burada bitirdiğimize inanamıyorum. Final bizden. Evet. Çok güzel bir sezondu ve tuvalette kapattık sezonumuzu. İlk sezonu banyoda açmıştık. Gel ben darlandım burada. Saçım başım hep birbirine girdi bari sezonu güzel kapatalım. Evet sezonu ilk banyoda açmıştık. Şimdi de tuvalette kapattık. Nasıl güzel bir sezon oldu anlatamam. 405 bölümde girmediğimiz yer, girmediğimiz tuvalet, yıkamadığımız lavabo, terlemediğimiz mutfak dolabı, aspiratör kalmadı. Ne hissediyorsunuz? Çok sevinçliyim çünkü elimizden geleni yaptık 2 sezon boyunca. Tüm seyircilerimize temizliğin hem kadının hem erkek işi olduğunu gösterdik. Ve 2 sezon boyunca da bütün kirli evleri temizledik. Ve hep ne dedik? Mal da yalan, mülk de yalan, koy ve kovası da sile sile dolan. Amacımız neydi? Elemi kedere atmak. Canınız mı sıkıldı? Koy bir kovası sil. Başına dedikodu mu takıldı? Canın mı portladı? Ne yapacaksın? Bulaşıklara sarılacaksın. Cam aralarını yıkayacaksın dedik. Ve öyle de oldu. Ve gördük ki 2 sezon sonunda küçük çocukların bile elinde sarı bez vardı. Sarı bez vardı. Bu arada 2 sezon içerisinde parayı kırdım, burnumu da yaptırdım. Ondan sonracığıma baya parayı götürdüm Allah'a. Hamdolsun. Şimdi küçük bir ara ve tatil. Maldivlere falan gitmeyi düşünüyorum Allah nasip ederse. Ondan sonra önümüzdeki sezon kaldığımız yerden belki yeni sürprizlerle, belki aynı şekilde yine devam edeceğiz. Songül temizlik... Yeter artık şunu bir ver. Kız Songül. Onu bırak sen bunu al. 2 sezonun sonunu seninle kapattık. Evet. Adını yaşattın bugün. Son evet. Temizliği, son günü evet. Seninle yaptık. Ne hissediyorsun? Kameralara konuşsana. Çok iyi hissediyorum. Çok güzel bir temizlik yaptık. Yine bir ev olsa yine bir ev temizdi. Aşırı oymalı bir evdi. Canımıza evet. Oydu. O yüzden şimdi sana bugünün aziz hatırası olarak küçük bir hediye vermek istiyoruz. Çünkü sezonu seninle kapattık ama müsaaden olur ve kabul edersen. Buyurun. Ya ben bunu saklarım çok güzel. Sakla ve bugünün hatırına sürekli sabır çek. Diyeceksin ki Allah'ım sen bana sabır ver ben nasıl oraya gideyim. Kadir'ciğim seni de düşündük. Allah razı olsun. Sana da bunu uygun gördük. Gene dedim ki kimin eskisini bana kakalayacaklar şükür bir şey bulduk. Bu nadide parçayı ömrüm boyunca saklayacağım. Ve şimdi... Bir dakika, daha vedalaşmıyoruz. Büyük finale dakikalar kaldı. Finalde çılgın ödüllerimiz var. Bu adam kesin büyük finalde bir şey yapacak. Çılgın sürprizler. Senin bu herifin çılgın sürprizi hiç hayra alamet yok ama... Ben korkuyorum. Gene de dış sesin hatırına büyük sürprizlere hazır olun diyorum. Ve nadide parça hediyemi ve yarışmacımı alarak giymeye gidiyoruz. Kaldığımız yerden büyük finalde görüşmek dileğiyle. Aç ağzını. Allah cezanı vermesin. Yürü, haydi. Büyük finalde görüşmek dileğiyle. Sezonun son bölümünde Songül Hanım'ın temizlediği ev karşımızda. Evimizin mutfağı temizliğin ilk durağı oldu. Songül Hanım mutfakta enerjik ve tempolu bir temizlik yaptı. Yarışmacımız mutfak dolaplarından başlayarak önüne kattığı her yeri bir güzel aklayıp pakladı. 4 saatin sonunda tertemiz bir mutfak ev sahibimize hediye olarak kaldı. Songül Hanım salonda detaylı bir temizlik nasıl yapılırmış herkese gösterdi. Durup dinlenmeden çalışan yarışmacılarımız hem oymalı mobilyaların hem de salonun diğer sorunlarının hakkından tek tek geldi. Songül Hanım sezonun son evini ışıl ışıl yaptı ama bakalım finalde rakiplerinden eleştiri alacak mı? Evimizin banyosu hem temizliğin hem de sezonun son durağı oldu. Songül Hanım banyoda sildi, telledi, fırçaladı, oldu. Kısacası yarışmacımız banyo temizliğinin en güzel örneklerinden birini ortaya koydu. Günün sonunda Songül Hanım 3 etabı da tamamladı ama bakalım finalde kendisini zirveye taşıyacak puanlar almayı başaracak mı? Temizlik Benim İşim tarihinde sezonun son 10.000 lirasını kazanan, son iyi temizliğini yapan, bu haftanın birincisi, gönüllerin birincisi, 10.000 liranın sahibi, Temizlik Benim İşim'in bu haftaki birincisi, son birinci anons ettiğim yarışmacı... Temizlik Benim İşim'in muhteşem sezon finaline hoş geldiniz. Sezonun son haftasında 5 yiğit hanım çıktı meydana. Hepsi de birbirinden maharetli, hepsi de birbirinden hünerli. Sildiler, tellediler, fırçaladılar, akladılar, pakladılar. Sezonun son haftasında büyük ödüle ulaşmak için ellerinden geleni yaptılar. Şimdi artık büyük final zamanı. Sezonun son haftasının birbirinden iddialı yarışmacıları karşınızda. İlk olarak ilk gün yarışmacımız Elif Hanım geliyor. Elif Hanım rakiplerinden aldığı 12 puanla birinci sırada. Ama unutmayın ki temizlik üstadımız Kadir puanını vermedi daha. Şimdi de Asiye Hanım huzurlarınızda. Asiye Hanım topladığı 11 puanla ikinci sırada. Bakalım burun farkıyla önde olan Elif Hanım'ı geçebilecek mi Kadir'in puanlarıyla? Ve üçüncü olarak Figen Hanım geliyor. Figen Hanım arkadaşlarından toplamda 9 puan aldı ve son sırada yer aldı. Yani yarışmacımızın umudu Kadir'den alacağı puana kaldı. İşte şimdi de Halide Hanım büyük final için karşımızda. Halide Hanım 11 puanla Asiye Hanım'la birlikte ikinci sırada. Bakalım yarışmacımız rakiplerini geride bırakarak uzanabilecek mi 10.000 liraya? Son olarak 5. gün yarışmacımız Songül Hanım geliyor. Songül Hanım henüz rakiplerinden puan almadı. Yarışmacımız önce arkadaşlarından gelen puanları toplayacak, ardından Kadir'den gelecek puanla zirveye çıkmaya çalışacak. Temizliğin ustası, kirli evlerin düşmanı, gönüllerin kahramanı. Karşınızda Kadir Ezildi. Yolları dar, dar. Bana bakma benim yerim var. Beraber gidelim, yaptığımız berekeli. Evreşe yolları dar, dar. Bana bakma benim yerim var. Oh. Ne gele sabunu koydum, ne gele gör başıma, ne gele. Sabunu koydum, ne gene gör başıma, ne gele ben bir yarim. Sabunu koydum, ne gene gör başıma, ne gele ben bir yarim sevirim. Sabunu koydum, ne gene gör başıma, ne gele ben bir yarim sevirim. Kadir'im. Neşeyle elemi kedere atarak sezona veda ediyoruz. Allah! Ah, 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 ah. Haydi buyurun. Yalnız baldoğumuza bir alkış bandomuza. Maşallah. Evet, haydi buyurun hanımlar. Sezon boyu nasıl neşeliysek sezonun sonuna da neşeli bir şekilde girdik. Hep ne dedik? Elemi kedere atıyoruz. Giderken de elemi kedere atarak gidelim dedik. Kız nasıl iyi geldi hem Songül. Ay vallahi bütün canımız çıktı zaten bizim bugün. Gitti kaloriler. Oh, sezonun bütün yorgunluğunu tek seferde attık vallahi. Ayrıca burayı bize tahsis eden Menderes Bey'e güzel mekanı için ve kendi için çok çok teşekkür ediyoruz. Ona da bir alkış alalım. Döktürdük de kurtları ve şimdi sıra neye geldi? Oynadık, güldük, eğlendik. Ama bir hafta, son hafta canımız çıkana kadar temizliği yaptık. Songül, Küçükçekmece'deydik az önce biliyorsun. Evet. Temizliği yaptık, canın çıktı. Canımız çıktı. Oyma dolap, oyma dolap dedi, benim beynimi yedi sabah beri. Dolaplar oyma, dolaplar oyma. Mutfak, salon hepsi oymalıydı yani zaten. Yani ev tamamıyla bir müzayedeci dükkanı derler ya, o derecedeydi. Delikler, delikler. Şanslı ne diyorsun peki Songül? Yani bu nasıl bir şans? Gerçekten bu nasıl bir şanstı yani. Hem mutfakta hem salonda oymaları, içine tornavidalar. Sandalyeler, döşemeler. İçine tornavidalarla girdim evet, yani. Evet, Songül sürprizi sana çok oldu. Çok fazla detayları vardı evet. Peki hazır mısın şimdi? Bugün son gün. Birazdan... Haklı yere yapılan yorumlara hazırım. Haklı yere yapılan yorumlara hazırsın. Hazırsan başlıyorum o zaman. Hazırım. Evet, sezonun son yorumlarını alıyorum hazırsanız. Elif'ciğim senden başlayalım buyur. Öncelikle evi geldin gördün. Ev senin açından yoğun bir ev miydi? Yani temizlik yapılması zor bir ev miydi 4 saatlik bir süre içerisinde? Evi çok, mutfağı özellikle çok döşemeliydi, yağlıydı. Özellikle aspiratörün üstü çok yağlıydı. O dolapların oraları çok yağlıydı. Mutfak camı simsiyahtı, balkon kapısı simsiyahtı. Yani senin için genel olarak evet 4 saatte zor temizlenebilecek bir ev miydi? Evet, zor temizlenecek zor. Peki evde. Nasıl temizledi? Aspiratörüne baktım, hiç yağ yoktu. O tarafı çok beğendim. Aspiratörün üst kısım tarafını. Evet. Songül bu arada bunları sana söylüyor, ben anlatıyorum. Dinliyorum. Mutfak hatlarında bizim içeri girdiğimizde sadece oymaları terlediğini fark ettim. O düz yeri var, kapan. Terlemeden de çıkmıyordu zaten. Tamam, 2-3 kere terledim hatta. Oymaları terlemesin ama diğer tarafı terlememesin, yapışkanlar. Yani o kadar yağ çok lekeleri biliyorsun, 4 taraflı oymaları vardı. Yani onları işte onları almışsın tek... ama o düz yeri duruyordu. Ya lekeler duruyordu. Çünkü artık alt dolaplara indiğimizde 2 saate aşkın bir süre geçmişti. Çok fazla salona geçmemiz gerekiyordu. 2-3 evet. kere durulamak zorunda kalıyordum. Kalmış. Peki mutfak süreyi iyi değerlendirdi mi sence? Bence mutfağa yağ sökücüsünü sıkıp salondan başlasaydı senin için daha iyi olurdu. Mutfak dolabı biliyorsunuz eski bir dolaptı, oymalıydı. Onlar işte kurusaydı benim için daha kötü bir şey olurdu. Bir de Songül dedi ki ben hep dedi mutfaktan başlayın dedim dedi. Şimdi mutfaktan başlayın deyip de kendim salondan başlarsam da olay olur. Ben da söyledim, salondan başlamasını tercih ederdim. Peki salona geçelim. Salonda zaten çok az bir sürem vardı. Camı çok ıslak siliyordum ve çok yorulmuştum. Camımızı çok... ıslak siliyordun. Camı cam sulu siyahtı, bildiğin simsiyah evet, bir cam vardı evet. yani. Gene bence çok iyi yaptım. Peki niye sulu sildin diyor cam? Şöyle... Çok pardon, sulu sildin diyor cam. Bilerek mu silinir? Hayır, bilerek sulu siliyordum çünkü camda. Ona Elif'e söyle ama bak. Camı bilerek sulu siliyordum, farkındaysanız siz oradaydınız. Hep bezimi sulu bırakıyordum. Evet. Hem camda hem pervazlarında simsiyah. 2-3 kere ben orayı duruladım. Doğrudur. Doğrudur da ama bak az önce dedin ki sulu siliyordu. Senin için evet. yanlış bir yöntem o zaman bu sulu silmek. Hayır, sulu silinmesi gerekiyor çünkü sulu silmezsem o gitmez. Mesela mümkün ben değil. Terlerken mesela deterjanla güzelce terlerdim. Bezimi aldırdım, o deterjanı komple alırdım, sonra senin tekrardan. Senin gördüğün gibi olmuyor işte. Alırdım. Simsiyahtı. Onun ıslatılması gerekiyordu ve suyla, bol suyla alınması gerekiyordu, pervaz araları çok falan. Çok ıslattığını düşünüyorum ben sana. Ben sulu silmek zorundaydım orayı. Figen bir şey mi söyleyeceğim? Ben kesinlikle Songül'e katılmıyorum. Çünkü Songül o kadar ıslak siliyordu ki eteklerin kenarında o canım duvarların altından böyle çamurlu sular iniyordu. Ama mecbur batırdı. Ama mecbur sulu siliyordu. Yer inanılmaz ıslaktı. Sen madem bu işi biliyorsun. İşi bilmekle bir ilgisi yok ki, o pislik öyle temizlenir. Çünkü aralardan kuru bezle o çıkmaz yani. Bana göre o temizlik öyle olmaz yani. O camı ben öyle silmem. Yani sonuç olarak camı beğendiniz mi? Onu merak ediyorum. Gitmedi. Evet, o evde benim o kadar bile yapmam çok iyiydi. Çünkü ev çok fazla detayı olan bir evdi. Yani sizlerin evleri bana çıkmış olsaydı emin olun ki ben o evleri bitirirdim. Peki Elif, şunu soracağım sana. Normalde hani günlük temizliğe giden bir yer, temizlikle uğraşan biri olarak temizliğini nasıl buldun? Daha iyi bir performans beklerdim senden açıkçası. Ya bence ben çok güzel bir performans sergiledim yani. Daha iyisi nasıl oldu? Herkes aynı şeyi diyor. Ben de kendime göre çok iyi performans sergiledim. Asiye de öyle, Halide de öyle. Peki Elif, senden puan almak istiyorum. Buyur bakalım, kaç puan vereceksin? Songül, hazır mısın? Hazırım. Evet, ilk puan Elif'ten geliyor. Bakalım büyük final öncesinde Elif bugünkü temizliğe kaç puan verdi? Buyur Elif. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Benim Songül Hanım'a puanım. İnanmıyorum. Niye inanmıyorsun? Sen niye şaşırdın Halide? Halide de şaşırdı. Gerçekten ben de inanmıyorum. Hayır yani. Ben özlemiştim senin 2 vermeni ya. Genelde Elif zaten iş yapanlara 2 mi veriyor? Fazla veriyor. Bak Halide de şaşırdı yalnız. Halide iş yapmayanlara da genelde fazla veriyor. Elif, senin puan anlayışını ben anlayamıyorum. Elif gerçekten. Şu an oynuyorsun. Ben hiç oynadığımı düşünmüyorum. Kesinlikle. Sana ne oluyor ki, onu anlamadım. Bana ne oluyor değil. Ne oluyor gerçekten yani? Arkadaşımın evini gördün Kadir Bey. Olabilir. Çok eksik var. Performans ve eksiklerim var. Bak şimdi eksik başka bir şey. Evet, hepinizin eksiği vardı. Ben konuşmak istiyorum. Herkesin eksiği vardı. Sen yapılan işe puan vermiyorsun. Sen genelde bak herkese hak etmediği puanı veriyorsun. İş yapana eksik veriyorsun, iş yapmayana fazla veriyorsun. Ben seni anlayamıyorum. Peki bir Halide'yi dinlemek istiyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Rakip olarak zoruna gittiği için. Rakibim kendisi. Hiç arkadaşlıkla da bir şeyim yok. Kimseyle de arkadaşlık edilmeye gelmedim ben buraya, açık söyleyeyim onu. Kimseyle. Ama gerçekten emek var ve o evi gördünüz ve sen ona 2 veriyorsun. Vicdanı rahat bir şekilde evine gidecekse ben hiçbir şey demiyorum. Gerçekten burada farklı oluyorlarmış Kadir Bey, ben onu anladım. Şuraya gelince çok farklı oluyor kesinlikle. Ay gerçekten yani. Kadir Bey lütfen vicdan, lütfen aile için. Senin için konuşmuyorum. Sen eğer vicdan dersen Asiyeciğimin evi çok daha pisti. Lütfen bak, lütfen. Halide senden devam edelim, hazır başlamışız. Evet, ben şöyle söyleyeyim. Eve ilk girdiğimde dolabı sadece açtığımda, buzdolabını açtığımda içi tertemizdi. Sadece kahvaltılık konulduğu yer hiç bir tek orayı silinmemişti. Ve aspiratörün üzerindeki dolabın köşelikleri vardı. Oralarda ellerime yağlar geldi. Ama ben şöyle bir şey, ben eğer ki bütün detayları yapmış olsaydım ben zaten o süre zarfında çıkamazdım. Benim çünkü çok fazla detay vardı. Mutfak dolaplarına gelince tabii ki ister istemez şeyler vardı. Eski bir dolap. Altını hiç söylemiyorum. Eski, çok eskiydi. İçi zaten eskiydi. Simsiyah olmuş zaten. Sildim. Yani onu hiç yorum yapmıyorum. Zaten. Salona gelince de çok ağırdı. Çok oymaları vardı. Fırçaladık tek baktım oymaların içine. Bazı yerlerde tozlar vardı. O aynalı dolaplar, aynalı vitrinde de camlar silinmemişti sanırım. İçindeki raf camlar mı? Raf camlar silinmemişti. Çünkü Songül salonun camını silerken artık süre bayağı bir kısalmaya başlamıştı. Kesinlikle. Camdan çıkar çıkmaz hızlıca tozu aldık, hızlıca yerleri sildik ve banyoya geçmek zorundaydık. Peki Songül'ün hatası neydi? Mutfaktan başlaması mıydı? Mutfakta çok mu oyalandı? Yani 2 küsur saat o mutfak için uygun muydu sence? Uygundu bence. Uygundu. Bence yani Halide'nin yorumuna karşı çıkan var mı? Hayır, çok fazla süre geçirdi diyen var mı, gereksiz? Uygundu. Uygundu sizin için de. Peki Songül yorumlarının altını temizliğiyle doldurabildi mi? Ben bu yarışmada, bu sezonda kendime rakip olarak sadece Songül Hanım'ı görüyorum. Ben de gerçekten, bakın bunu tüm kalbimle, tüm içtenlikle söylüyorum. Ya bez tutuşu, ya iş yapışı gerçekten güzeldi Songül Hanım. Pekala, senden de puanını alalım. Evet, 2. puan Halide'den geliyor. Bakalım kaç puan verecek. Evet, Halide puanını verdi. Bakalım Halide bugünkü temizliğe kaç puan verdi? Buyur Halide. Eline emeğine sağlık ve benim puanım 4. Oo, az önce 2 bu, şimdi 4 geldi. Evet, Halide'den 4 geldi. Belli zaten. Yani. Hepimiz belli yani. O ona 4 verdi, ona Figen 4 verdi. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ha, sen Songül'e demiştin ki gününü oynuyorsun, verdiğin 4'ü bekliyorsun. Evet, bak geldi o 4. Öyle. Hayır, bak, isteseler... Hatta ben bir şey dediğini duydum. Ne? Evet. Ben mi? Halide çok sevinince... Ben mi? Sen böyle yaptın, sen de bana verirsin yaptın. Bu ben hayatımda miyim? Ben öyle bir şey duymadım. Asla. Asla ben öyle bir şey duymadım. Refleksle yayınlandı. Puan verildiğinde çok sevindi, şaşırdı. İyi yayındaysa yayınlansın o zaman. Evet, şaşırdım herkese. Mikrofonu almıyorsa duyulmaz. Söyledin yoksa hani öyle esprisi. Ben o kelimeyi kullanmadım. Kesinlikle duymadım. Ben eve gidene kadar kendime kızdım. Neden orada ses bunu söylemedim diye. Hayır, Figen dedi ki o sana verdi. Songül Halide'ye verdi. Halide de Songül'e verdi. Dedim ki gerekirse veririm. Evet, ben bir önleyeceğim günü bilmiyorum. Sen bizim puanlarımızı gördüğün için 4'ü verdin ve öyle oynadın. Asiye, ben Halide'ye dedim ki, ben ona 4 verdim ya, o da dedi ki, Figen dedi ki sen de ona verirsin diye. Ben dedim ki hak edersen... Sen demedim diyorsun. Hayır, hak edersen verir dedim. Peki şunu soracağım arkadaşlar, sizce Songül neden bu kadar Halide'den emindi, onun ona 4 vereceğini de 4'ü verdi? Ya Halide onun temizlediği evi doğru düz kontrol bile etmedi. Akrabam oluyor kendisi. Kaç defa ekip dedi ki... Ne çabuk çıktın dedi. Hani bir kontrol et bakalım. Bir pencerelerin kenarlarına bak, altlarına bak. Yani bilerek kirleri görmezden mi geliyorlar? Tabii, o kafasında o puan var. Yalandan bir girdi çıktı. Peki şunu anlamaya çalışıyorum. Ben yalandan neden kendimi yordum. Bak seni demiyorum, Halide'den bahsediyorum. Ben bir neden şey sadece istiyorum. Ya çünkü yani sözüm ona, eğer ben Asiye ile kalsaydım onlar da diyecekti ki Figen Asiye'yi, Asiye de Figen'i rakip görüyor diyecekti. Şimdi ikisi kaldı ya hasbelkader. Yani o sebepten dolayı o onu rakip görüyor, o da onu. Figen sen bir şey söyleme canım. Sen yanılıyorsun. Ben sana konuşma hakkı vermiyorum. Sen niye kıskanıyorsun ki 4 verdiğini? Onu ben veriyorum. Ya. Kadir Bey, ben bir şey söylemek istiyorum. Konuşayım mı? Çok beğendim. Ben gerekli yerlere de baktım. Halide açık yüreklilikle. Evet, ben temizliğini beğendim. Ve ciddi anlamda onu verdim diyor musun? Temizliğin. Ya bakın ben de burada yarışmacıyım. İstesem 2 de verebilirim. O zaman Elif de bir şey soracağım. Yalnız şunu da unutmayın. Halide de 10.000 lirayı almak için geldi buraya. Evet, yani ben oturmaya geldim. Songül'e bağlamaya gelmedim. Evet, aynen öyle. Songül değil ki şu anki olay. Asiye de geldi, ben de geldim. Hayır, şimdi. Hayır ama bir şey, siz sadece Songül ve Halide için konuşuyorsunuz. Hayır, birbirlerini destekliyorlar diyorsunuz. Hiç de bile. Kız sen az önce demedin mi onlar birbirlerine dört tamam, vermek için? Tamam o sona kaldığı tamam. için ben öyle diyorum. Ben de sana diyorum ki Halide de burada rakip. Niye götürüp de 10.000 lirayı eliyle Songül'e verdi? Belki daha yüksek alacak sizler neden saçma görüyorsun? Ben onlarda öyle bir şey beklemiyorum. Ben alt çıktım, ben bir ölmeyeceğim günü bilmiyorum. Demedim mi sana 4 verecek? Peki bir şey diyeceğim. Eğer 3 verseydi Kur'an hakkı için ne diyecektim biliyor musun? Ben bu kadının hayır günahını almışım derdim. Aynen. Figen hiçbir zaman hakkını konuşmuyor. Çünkü Figen madem böyle konuşuyorsun ben de bir şey söylemek istiyorum. Ah, bomba üstüne bomba. Sen Halide temizlik yaparken hem ev gezmesinde hem dışarıda biz cam silerken, halı çırparken. Şimdi kendini atlayacak. Bak, kendimi atlamak için söylemiyorum. Biliyorum, bak. Sen hakkını konuşmuyorsun ondan dolayı. Evet hakkını konuşmuyorsun onu söylemek istiyorum. Söyle bakayım. İnsanların hak ettiğini duyacak ya bunun dediklerini. Hayır. Bak kendini korumaya alıyor. Hak ettiğini konuşmuyorsun. İnsanın hak ettiği şeyleri konuşmuyorsun. Ben konuşuyorum. Bak ne dedim? Az önce onayladım. Ben merak ettim. Bir gerçekten merak ettim. Şimdi büyük bir sessizlikle, söyleyeceğim. Songül, tamam, lütfen söyle. Sen bana odaklan. Evet. Şimdi büyük bir sessizlikle haftanın son finalinde Songül'den şok açıklamalar birazdan. Bekle, sakın bunu açıklama. Şimdi Halide puanını verdi ve Asiye'den devam ediyorum. Bu açıklamayı birazdan senden alacağım, unutma. Evet Asiye, sana gelelim. Hafta boyunca kendine haksızlık yapıldığını düşündün. Arkadaşlarına sonradan itiraf edenler oldu. Son temizliği nasıl buldun? Buyur. Şimdi örümcek ağların duruyor. Önce alsaydım bu bir. Hangi? İkincisi, nerede duruyor? Bir sen ben hızlı geçeyim mi? Ama ben nerede durduğunu da bana söyle. Nerede mi duruyor? Salonunda, tepede. Hepsini fırçayla aldım. Hem de üzerine bez taktım. Kalmış. Konsolların içi temiz ağaçtı, tozı yoktu. Girmemişsin de zaten, tamam. Konsolların içine zaten girilmiyor. Aynını silseydin ya da sildin mi bilmiyorum. Böyle kirli su akıntıları vardı. Kadir Bey zaten bu sandalye oymalarını temizlerken gördüm. Sadece sandalyeleri sildim, diğerleri hepsini ben konsolların sildim. İçini silmedin. Konsol kapın neden duruyor? Songül, kapın duruyor ya. Kapın toz içindeydi arkadaşım. Peki Asiye. Geçtim banyona. Banyona geleyim. Banyonda hala kireç lekeleri vardı. Sen oraya tel sürseydin hatta deterjansız çıkabilirmiş. Onu fark ettim. Mutfağına geliyorum. Öncelikle masanı silmemişsin. Eşyalar vardı ondan herhalde ama en azından göz boyamak için. Onu şambayı kaldırıp altını bir silebilirdin süngerle. Ben çıktığımda eşyalar falan hepsi duruyordu. Hani tekrar zamanım kalırsa gider silerim diye. Kalmıyor. Zamanım kalsa bir gerçekten birçok detay vardı. Sizin bakacağınız detayları tahmin edebiliyordum. Ama elimden geleni yaptığıma da inanıyorum. Peki Asiye senin kendinden iyi olmadığını düşündüğü için seni rakip olarak görmüyormuş bu arada. O onun tercihi, bir şey diyemem. Peki Asiye senden de puan alalım, buyur bakalım. Songül'cüm sana 2 puan veriyorum. Ben puanını az çok tahmin edebiliyordum. Eminim ki 1 olsaydı, 1 verme hakkın olsaydı 1'i de kullanırdın. Yok, vallahi. Peki sence bunu ciddi anlamda Songül olduğu için mi verdi yoksa temizliğini beğenmediği için? Bence arkadaş beni rakip görüyor, ondan dolayı verdi. Ne kadar diline vuramazsa da. Ciddi anlamda rakip gördüğün için bu 2'yi verdin. Yani Songül rakibimle de olsa ayağını kaydırayım. Ben Asiye'yi çok harbi kız olarak tanıdım. Gerçekten öyleydim. Keşke değilsin. Songül yarışsaydım. Ben ya da şu kız bana öyle bir şey yapmasaydı, herkes 3-3 gitseydi sen. Ben... Bugün de söyledim, dedim ki puanların hepsi iptal olsun, Kadir Bey versin. Asiye, topu hemen bana atın. Heh. Harbi değil misin? Harbiyim. Ben harbi bak, olduğunu düşünüyorum. Hayal kırıklığına uğradım. Bak gerçekten benim ailemle söyledim. Asiye yapamazsın. Geldiğinden beri hani dobra olduğunu söylüyorsun. Evet ben harbiyim diyorsun. Çok kıyımsızımdır herkesten. Herkes hak ettiğini veririm diyorsun. Öyleydi. Ama şu anda Songül'e verdiğin puandan dolayı Songül senin bu lafını yedin. Ben şunu söyleyebilir miyim? Figen Hanım. Sen cümlelerinle harbisin ama hareketlerle dur bir konuşsun dur. Cümleleriyle sadece harbisin. Konuşmalar, davranışlar harbiliği gösterir. Burası çok farklı bir yer. Emin ol. Ben diyorum ne ya, olduysa yani neden öyle bir şey oldu? Elif benim şeyimi şaşırttı, dengemi şaşırttı. Çok farklı bir şey kararlar alıyor. Ama ben de yemin ediyorum bütün sebebi yani. O. Nasıl sen hep Asiye diyorsun, bugün de ben Elif diyeyim. Ben de şöyle bir şey söyleyeceğim. Figen Hanım, hani biz kendi eseri yok cadı falan. Gerçekten içinde hiçbir şey yok. Sadece onun dilinde var, yüreği de öyle değil. Neyse onu söylüyor. Asiye Hanım çok farklı, çok sinsi. Ben bütün bir hafta Figen'e saldırdılar şimdi. Hayır, Figen neyse o. Bak Figen neyse o. Yani Figen karakterini dışarı yansıtıyor, evet neyse ama Asiye gülümseyip alttan iş götürüyor. Evet, sinsi. yarıştık. Ya anlamadım ki sen neden ya tutuyorsun? Ya ben tutmuyorum. Neden yapıyorsun? Ben son o zaman Figen'e verdiğinde de yapsaydın. Arkadaşım hepsini savunsaydın. Ben tutmuyorum. Figen'in gerçekten işiyle verdim. Bana niye yapmadınız? Onlara niye yapmadınız o şekilde? Buna da öyle. Size de sorarlar bunu yani. Sana asla 2 verecektim, 3 verdim vicdanımla ya. Peki Figen'den. Sen ne yaptın? Ya hepimizin günü bittikten sonra şimdi oynuyorsun. Keşke vermeseydim 3 diyorum Asiye'ye gerçekten. Sen o gün de pişman oldun, dedin ki keşke 3 az verdim dedin Asiye için. Ya bu Elif'e de 3 verdin, niye bu kadar konuşuyorsun? Demedim. Ben anlamadım, niye bana niye konuşuyorsunuz? Evi ikilikti, Elif'in evi de ikilikti. Ama ben Elif'e 3 vermiştim, miydi? Buna da 3 verdim. Vicdan yaparak verdim ben. Peki bir saniye. Oynasaydı hepsine 2 verirdim. Peki bir saniye. Birazdan Songül'den haftanın ve sezonun son finalinde şok açıklamalar Figen için geliyor. Halide az önce Figen için tüm yorumlarını yaptı ve düşüncelerini söyledi. Ama Songül dedi ki ben Figen'le ilgili her şeyi açıklayacağım dedi. Figen senden devam edelim, buyur. Ben şöyle devam etmek istiyorum. Ne söylemişim? Sen onun açıklamasına dokunma, o bende. Sen kız sunuculuğuymuş bu oyuna. Ben sana söz hakkı vermedim. Dur şöyle programı ya sen yöneteceksin neredeyse. Var, ha, tamam. Buyur. Şimdi öncelikle ben şunu belirtmek istiyorum. Bu hepimizdeki, hani dedin ya işte Figen'in bez tutuşunu beğenmedim dedin. Sen eğlene iş yapın. Belki tamam, o şekilde yapıyorsun ama kıpırım. Benim hayat için, doluyum. Yani şimdi ben... bu yarışmada herkes nasıl temizlik yapılır, nasıl yapar? Bir şey diyeceğim, fikir bu gerildiniz mi? Ben biraz gerildim sanki. Evet ya. Bir nefes alayım, evet. Devam et. Çok yakışıklısın. Teşekkür ediyorum. Tamam. Allah cezanı vermesin. Allah neyse. Ondan sonra Songül'ün Figen'le ilgili şok açıklamaları az sonra. Bakalım Figen'le ilgili şey ne yoksa... diyecek? Acaba Figen'le ilgili düşüncelerimiz tamamıyla değişecek mi? Hepsi birazdan Temizlik Benim İşim'in sezon finali, son sezon finali, sakın kaçırmayın. Figen'cim devam ediyoruz. Ben Songül Hanım'ın mutfağına girdiğimde gerçekten öncelikle o tepeye çıkmış sürekli ovaladığını gördüm. Yani tellediğini gördüm. Bana nazaran öncelikle ahşaba tel vurulmaz. Ama çıkmazdı. Benim nazarımdan. Çıkmazdı Figen, gerçekten çıkmazdı. Şimdi orada çok yani kullandığımız güçlü deterjanlarımız var. Yani onları önce böyle bir hani ıslatıp ondan sonra... Tel vurmak hiç fikrim değildi çünkü teller benim ellerimi çok kötü yapıyor. Ben genel anlamda genelde tel kullanmam fazla. Tencereleme bile vurmam. Ama baktım ki singerle çıkmıyor. Böyle 2-3 tane pervazı yan yana koymuşlar. Yani mümkün değildi benim onu telsiz çıkarmam. Anladım. Sadece bir şeyi unutmuşsun, boruyu yapmamışsın. Bu orayı ben mümkün değil temizleyemezdim. Niye? Anca onu değiştireceksin. Kız bana diyorsun ya bu küçücük boruyu unutmuşsun diye bilmem ne diye. Sen bana gelince mi? Boruyu yapmamıştın. Ben orayı yapamazdım, dümdüz şunu yapamazdım. Boruyu yapmamıştın hayatım. Olur mu öyle şey canım? Unutulur mu? O tır maşallah böyle kocaman bir boru. Unutmadım, yani yapmadım. Göze çarpıyor bir de. Böyle dedim ki ya dedim hani burayı da silmiş. Bir dokundum. Aşağıya inemedim, unutmadım, böyle kaldım. Figen yapmadım. Tamam, neyse oraya geçelim. Öncelikle olanları söyleyeyim hemen. Mutfağın camı iyiydi. Güzel yapmışsın, eline sağlık. Şeydeki de dolapta da o açma kısmı yani haricinde dolap da iyiydi. Ama üstü silmemişsin. Peki beğendin mi? Temizliğini beğendin mi? Genel olarak baktığında. Haftanın 4 yarışmacısının arasında sen hariç beğendin mi? Beğendim, 4 dörtlük beğendim diyemem, iyi diyebilirim. Peki buyur Figen'cim, evet puanını ver. Ve Figen puanlarını verdikten sonra Songül'ün şok açıklamaları. Songül inşallah iyi bir şey açıklarsın, sabahtan beri millete az sonra dedi. Sen... Hadi bakalım. Şu anda son puan alıyorum. Ve bakalım son puan kaç geldi? Songül, senden daha iyi bir performans beklerdim ama benden iyi değilsin. Gerçekten bunu bir kez daha iddia ediyorum. Sen de beni kendine rakip çünkü olarak gördün. Çünkü ben 4 yaşında başladım temizlik yapmaya. Böyle kokoş olduğuma bakma. 4 yaşında. Evet, 4 yaşında başladım. Böyle saçlarımın sarı olduğuna da bakma. Sarılar da iş yapıyor. Sarışınlar da iş yapıyor. Renk ayırt etmiyoruz. Sana, renk ayırt etmiyoruz. Peki sana olan puanım... 2 ederim. Tahmin ettiğim puandı. Songül toplamda 10 puana ulaştın. Sezonun son günü, son üzülme diye gülücük yaptım. Teşekkür ederim. Yo üzülmedim, biliyordum zaten senin o puanı vereceğini. Senden ben yüksek bir puan beklemiyordum 2 arkadaştan. Evet toplamda 10 puana ulaştın Songül'cüğüm. Eline koluna sağlık. Sezonun son arkadaşlar temiz... vicdanı bir rahat şekilde evlerine gidebilirler. 10 puana ulaştın. Figen'cim 9 puandasın toplamda. Halide 11 puandasın, Asiye 11 puandasın, Elif 12 puandasın. Bunlar arkadaşlarınızdan aldığınız puanlar. Daha üstüne benim verdiğim puanlar da eklenecek. Songül, son temizliği yaptık. Son finaldeyiz ve birazdan büyük finale gideceğiz. Önceki eline koluna sağlık diyorum. Son yorumumu yapıyorum artık. Teşekkür ederim. Şimdi evine geldiğimizde evet salon olarak çok kalabalık bir eşyaydı ama aman aman bir kir yoktu. Toz vardı en azından. Mutfaktaki süreni nasıl normal buluyorlar ona çok şaşıyorum. Mutfaktaki süren acayip çoktu. Öyle oymalı bir eşyanın olduğu evde intihardır bu senin için. 4 saatlik bir yarışmada 3 saati mutfakta geçirmek ne demek? 3 saat geçirmedik. 3 saate geldik neredeyse zaten. Oradan çıktığımızda salona girdiğimizde camı sildiğimizde son kaç dakikamız kaldığını çok iyi biliyorsun. Çok az bir şey kalmıştı. Daha banyo dururken evet. Vitrinin içine giremedik. Konsolun içine giremedik. Koltukları giremezdik evet. Ama o kadar çok detaylı bir girerdik. Evde. Biz vitrinin içindeki bardakları bile söküp yıkadık. Sen mutfak dolaplarında çok vakit kaybettiğin için biraz salonda hataya düştün. Olabilir. Ama salonun camını sildin, eline koluna sağlık. Evet, açtığımda kanatları üstünde birazcık lekeler vardı. Cam simsiyahtı bunu... Ama bak mutfaktaki de simsiyahtı. Ama eline koluna sağlık, elinden geleni yaptın. Ve birazdan ben de sana puanımı vereceğim. Ve birazdan büyük finale gideceğiz. Son final, hazır mısınız? Hazırız. Dayın oğlu gelecek düğününe. Toplama partisi. Kalk 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 kalk. Hop. Songül'ün eline koluna sağlık. Songül bugün elinden geleni yaptı. Ve şimdi Songül'ün temizliğine son puanımı veriyorum büyük final öncesinde. Evet Songül'e puanımı verdim ve şimdi sıra geldi haftanın birincisini. Sezonun son 10.000 lira sahibini açıklamaya. Ama ondan önce en merak ettiğim şey Songül'ün flaş açıklamaları. Sezonun son finaline haydi buyurun. Evet, Temizlik Benim İşim'de sezonun son büyük finaliyle karşınızdayız efendim. Birazdan 10.000 liranın sahibi açıklanacak ve son kez 10.000 lirayı vereceğiz. Ama ondan önce gelin koskoca Temizlik Benim İşim tarihinde başımıza ne işler gelmiş, nerelerden yuvarlanmışız, neler yaşamışız, nerede gülmüş, nerede ağlamışız, temizliği akıllara nasıl kazımışız hep birlikte bir son kez izleyelim. Hazır mısınız? Hazırız. Görün bakalım o Kadir Ezildi'nin başına neler geldi. Haydi buyurun. Duyuyor musun? Temizliğin hışırtısı. Geç geç geç. Bak tutacağım ben lazım. Böyle tutma gördün mü? Sık 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 canıma sıkma sık 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 sık. Ona ben yazar hep mi yapsam? Şişleten. Ben seni silmek için tam Altepe'den küçük çekmeceye gelmiş. Ha, ben cam silmek için İzmir'e gitmiş adamım. Sanki Alaaddin'in sihirli lambası. Burada bir şey var. Su çıktı. Gidiyor gidiyor. Kız bunu suyu verdi. Çekil. Çabuk çabuk çek 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 çek. Dur ne yapıyorsun? Sakın basma ona. Taşımaz seni. Kadir! Kadir! İyiyim, iyiyim. Altta çatı var. Teli kim icat ettiyse Allah bin kere razı olsun. Bak uğraşma benimle. Aa, gram geldi gene. 3 gram aldım bir anda. Daha da geliyor. Oo, mandıra eke. Oo, 1 gram daha geldi. Boş ver, 26 sene geçmiş umurumdan. Esat, bir tane daha. Nay. Akşam finalde de bunlara takım elbisemin yeleğine dizeceğim. Kadir, her hafta 5000, ayda kaç para yapar hesapla bakalım. Her hafta 20 milyar yapar. Para olunca hemen hesaplıyorsun. Aa, ona hesaplarım, onda matematik Einstein. Kameraya kadar bakıyor. Hele anlamına bak, adam ne kadar güzel uğraştı. Bakın tavana, dış sesten önce, dış sesten sonra. Kapatalım arkadaşlar, dış ses bitirdi. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Ben kahvemi içiyorum. Afiyet olsun, zaten o kayda kadar yapıyor. Kaydı kestiğiniz borsadan kayboluyor. Görün beni o yap. 10 tane 1000 lira, 20 tane 5000 lira. 10 tane 1000 lira var, 100 tane 100 bin lira. Kadir, ne yapıyorsun sen? Coştum yine dalgalanıyorum ben. Yeni sevdalanıyorum ben. Dış sesimiz kendisine motosiklet aldı. Tam 60 bin liraya aldı bu arada. Size dediğim dış sesin 60 bin liralık motoru. Alejandro. Tut. Her gün başka bir küvette, her gün başka bir klozette. Günümü gün ediyorum. Sefam olsun oho. Evet, koca bir sezonu daha düşe kalka güle eğlele bitirdik gördüğünüz gibi. Başımıza neler geldi, kaç yarışmacı geçti, ne olaylar, ne hayat hikayeleri, ne el değmemiş klozetler, ne girilmemiş küvetler, ne yağ içinde mutfaklar, ne kirli camlar. Hiçbirine ıy demedik, aman bu nasıl olur demedik. Bismillah dedi, kolları sıyırdık, her yere girdik, elimizden geldikçe. Ekran başındaki seyircilerimizin derdini, tasasını, hayatın telaşını bir kenara atmalarını sağlamaya çalıştık. Çünkü dünyada dert kimsede bitmez. Bir kez daha seyircilerime teşekkür ediyorum. Ve her zaman dediğim gibi temiz nesiller için çocuklarınıza toz bezi verin diyorum. Eşlerine değer versinler, annelerine değer versinler, temizlikte onlara yardım etsinler. Evet, hazır mısınız? Çok. Sezonu kapatıyoruz. Hüzünlü bir şekilde kapatıyoruz. Çünkü ister istemez içimiz buruk. Koca bir 2 sezonu geçirdik. İnanılmaz evler gördük. Seyircilerimiz inanamadı ki hala inanamıyorlar. Böyle evler gerçekten var mıydı diyorlar ama var bildiğiniz üzere. Şükürler olsun mutluyuz. Ev sahiplerimize temiz evler teslim ettik. Ve şimdi sıra geldi beklenen ana. Songül açıklamayı yap. Bu Figen için ne diyeceksin hala merak ediyorum. Haydi buyur. Ben unuttum bile diyormuşum. Unutamazsın. Tüm Türkiye az sonra milleti ekranın başına topladım. Ayşe teyze yemeğin altını kapattı. Figen'in sadece hani konuştuğu şeyler çelişkili bazı şeyler. Allah seni kahretmesin. Devamı gelmedi ama. Tamam teşekkür ederim. Çok açıklamaydı. İnanamadım. Ömür boyu bunu unutamayacağım. Söylemedim daha ama neyse tamam. Daha söyleyeceksen söyle. Bir şey varsa söyle. Bir şey varsa söyle. Halide iş yaparken dedi ki vay be kız dedi ne kadar güzel temizlik yapıyor dedi. Gerçekten hepinize rakip bir kız dedi. İçeri girip Halide'ye puan vermeye başladık. Halide'ye bir yorumları değişti, bir puanı değişti. Ben Figen'in birdenbire neden düşüncesinin değiştiğini merak ediyorum. Sonuna kadar izledik çünkü. Ben de bir şey söyleyeyim. Hemen buna bir cevabım var. Bir şey diyeceğim, artık hiçbir şey merak etmiyorum. Puanlar ben ortaya çıktı, 10 bin lira burada. Bu saatten sonra kim Nasrettin, vücut kim Nasrettin, kapatalım konuyu. Evet. Evet, 10 bin lira şu anda önümüzde. Evet. Herkes temizliğini yaptı ve 10 bin lirayı bir kişi aldı. Bakalım o bir kişi kim? Evet, belki kimimiz buradan buruk gideceğiz 10 bin lirayı alamadığımız için. Ama sezonun son finali güzel geçti. Şans. Şimdi hazır mısınız? Puanları açıklamaya geldi sıra. Hazırsanız 10 bin liraya veda eden ilk yarışmacıyı açıklıyoruz. ...15 puan alarak Temizlik Benim İşim'de 10 bin liraya veda eden ilk yarışmacımız... Toplamda 15 puanla Figen oluyor. Figen'cim eline koluna sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Biliyordum. Arkadaşlarından 9 puan, benden 6 puan aldın. Toplamda 15 puana ulaştın. Pozitif enerji için şimdiden teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Evet kaldı 4 yarışmacı. Heyecan dorukta, 10.000 lira karşımızda, hayaller, ümitler ve sezonun son 10.000 lirası. Toplamda 16 puan alarak Temizlik Benim İşim'de 10.000 liraya veda eden diğer yarışmacımız... Toplamda 16 puanla Temizlik Benim İşim'de 10.000 liraya veda eden diğer yarışmacımız Songül oluyor. Songül'cüğüm eline koluna sağlık. Ona da bir alkış alalım. Arkadaşlarımdan 10 puan, benden 6 puan aldım. Toplamda 16 puana ulaştım. Teşekkür ederim. Eline koluna sağlık diyorum. Evet, kaldı 3 kişi. Evet, toplamda 18 puan alarak Temizlik Benim İşim'de 10.000 liraya veda eden diğer yarışmacımız... Toplamda 18 puan alarak Elif oluyor. Elif'ciğim eline koluna sağlık. Evet. Arkadaşlarından 12 puan, benden 6 puan aldın. Toplamda 18 puana ulaştın. Tekrardan eline koluna sağlık diyorum. Evet, evet, son 2. ...10.000 lirayı elime alıyorum. Ve hazırsanız, heyecan dorukta. Heyecan dorukta. Evet. Şu an elimden son 10.000 lira kayıp gidiyor. Çok heyecanlıyım. Son 10.000 lira ay, gidiyor. Kalbim duracak. Bilekler oynuyor. Kalbim ağzımda. Kadir! 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 Canımsınız. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum. Sağ olun. Evet, biraz da hızlı oldum şöyle. Şimdi hazırsanız 3-2-1 diyorum ve açıklıyorum artık. Artık son kez 3-2-1 diyorum ve açıklıyorum. Dış ses konfetileri eline aldı. Kız hatırı kırılmasın. Bir de ona patlatın. Dış ses! Dış ses! Dış ses! Dış ses! Dış ses! Evet, o da az çok ağrımızı çekmedi biliyorsunuz. Evet, elimdeki 10.000 TL'nin sahibi bakalım kim oldu? Üç, iki, bir. Temizlik Benim İşim tarihinde sezonun son 10.000 lirasını kazanan, son iyi temizliğini yapan, bu haftanın birincisi, gönüllerin birincisi, 10.000 liranın sahibi, Temizlik Benim İşim'in bu haftaki birincisi, son birinci anons ettiğim yarışmacı... Hazırsanız Asiye oluyor! Evet, ellerine kollarına sağlık Asiyeciğim. Şöyle 10.000 liranı teslim edeyim. Tebrik ediyorum. Gerçekten ne hissediyorsun Asiye? Güle güle çok kullan. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ya ne hissediyorum? Şu durumu, bundan önce şu durumu yaşamak çok güzeldi. İnanılmaz uzak bir insanım, karakterim gereği böyle şeylere. Zaten çevremde izleyince aynısını söyleyecek, telefonum susmayacak, onu çok iyi biliyorum. Öncelikle bu programa Kadir'i takip ederek başladım. İnanılmaz güzel enerjim var. Kalbinin temiz olduğunu o kadar inanıyorum ki, çocuğumu nasıl seviyorsam o kadar inanıyorum buna. Allah razı olsun. Çok güzel enerjim var. Çok iyi bir insansın. İnşallah çok daha güzel yerlere gelirsin. Amin, seni çok inşallah. Seviyoruz. Kız seviyorum. Deniyorum. Dua etti. Seviyoruz. Ayrıca program içinde söyleyeyim, ekip çok iyi. Her şeyimizle çok iyi ilgileniyor. Sanki biz büyük insanlarmışız gibi. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu övgüden sonra madalyayı takıyorum. Bir alkış Asiye'ye gelsin. Haydi bakalım. Oo! Gel gel. Hop. 10.000 lirayı salla. Kaldım duman içi dağlarda, sevgi Şu an şok oldum. Kız sen nereden çıktın? Ben de çıktım. Çağırdılar önce. Evet, 2 sezonun sonunda yengem de şükürler olsun çıktı televizyona. Seni zaten artık her sene staff bekliyorum. Annem her sezonu kapatıyor. Herkes tanıyor. Hoş geldiniz hanımefendi. Kızlar kusura bakmayın ayakta kaldınız. Önemli değil. Yengem. Biliyorum. Meşhur dayımın malını yediğim yengem. Zaten Küçük Şehzade'yi biliyorsunuz. Anneciğimi tanımayan yok. Yine senin işin değil mi bunlar? Israr etti Kadir. Geleceğim dedi. Zaten bir şey değil, bir hafta önce bana sordu. Dedi ki dış ses dedi beni soruyor mu dedi sezon finali için. Güzel gününde yanında olmak lazım. Allah razı olsun. Evet, pastamız da ortada. Sezonu kapatıyoruz artık. Muhteşem yarışmacılarımızla. Koca bir sezonu devirdik. Düşman çatlatmak bizim işimiz. Temizlik olduğu gibi. Ne diyeyim? Elimize kolumuza sağlık diyorum. Ele güne karşı alnımızın akıyla koskoca bir programı bitirdik. İyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla kendimizi ifade etmeye çalıştık. Tüm ekip arkadaşlarımın adına, yapımcılarımızın adına, gelmiş geçmiş tüm yarışmacılarımızın adına ve tabii ki bu kötü zamanımda, iyi zamanımda, bu başarıya gelmemde yanımda olan tüm dostuma, akrabalarıma, aileme kucak dolu sevgilerimi iletiyorum. Şükürler olsun ki bugünlere geldik. Bu programı da güzel bir yerde bırakıyoruz ve gönlünüzde taht kurduğumuzdan eminiz. Yarışmacılarımızla, temizliğimizle, eşimizle, dostumuzla hep birlikte gönüller kazandık. Şükürler olsun. Her zaman dediğim gibi mal da yalan, mülk de yalan, koy bir kovası da sile sile dolan. Hepinizi çok çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle en kısa zamanda görüşmek üzere diyorum. Hayırlı günler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.